Arkadaşlar merhabalar. Bugün 29 Mart 2023 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Curaçao adasını duydunuz mu hiç? Dün dünya şampiyonu, son dünya şampiyonu futboldaki Arjantin Curaçao ile maç yapmış. İşte 6-0 falandı en son baktığımda. Yani gözüme takıldı haberlerde. Allah Allah dedim ya, şu Kraçova'ya bir bakalım. Neresi diye. Venezuela'ya yakın bir ada. Baktım, kime ait diye baktım. Hollanda Krallığı'na aitmiş arkadaşlar. Hollanda Krallığı'na ait. Ve Hollanda Krallığı, yani bu krallıklar işte İngiltere olsun, diğerleri olsun, İspanya olsun, gittikleri yere birçok şeyini götürüyorlar. Hem dillerini götürüyorlar hem de mimarilerini götürüyorlar. Aynı Amsterdam'ı, Hollanda'daki Amsterdam'ı arkadaşlar Curaçao adasında inşa etmişler. Bir görünce baktım Amsterdam. Allah Allah dedim. Ve şöyle bak, bir mesafeye bir bakayım dedim. Mesafe arkadaşlar, bir bakalım. Bu arada Hollanda'yı biliyorsunuz, krallık, hala krallık. Şeyi biliyorsunuz, yüz ölçümünü biliyorsunuz, 41 bin 850. Yani Konya ile aynı arkadaşlar, bakın. Konya ile aynı. Bak, arada sadece 3 fark var bak. 38 bin, diğeri 41 bin. Konya, tamam mı? Hollanda. Bakın, Konya kadar bir şehir. Konya kadar bir krallık. Ve bu krallık işte görüyorsunuz, kralın hala devam ediyor krallığı. Yani bizim Osmanlımız devam etmiyor. Ama bunların krallığı devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, bu Curaçao adasına bir bakalım. Mesafeye bakalım. Bakın. Şurada. Şurada görüyor musunuz? Bakın, tam Caracas, Venezuela'nın başkentini tam dibinde. Burası normalde kimin olması gerekiyor? Venezuela'nın olması gerekiyor, değil mi? Venezuela'nın olması gerekiyor. Ama değil. Düşün, Venezuela petrolü var, şusu var, busu var. Ona rağmen şuradaki adayı şey yapamamış, alamamış. Neyse. Aynı bizim Sisam Adası gibi, burnumuzun ucundaki ada gibi, tamam mı? Oraya da geleceğiz. Hani bakın, şu Yunan adaları diyorlar ya, bakın. Sömbeki, Rodos, Meis, bak. Tam Antalya'nın dibinde abi, arada yani yüzerek geçersin, yüzerek geçersin. Bak, şu şu adaları görüyorsunuz kırmızı ile işaretle, tamam mı? Bak, hepsi dibimizde, hepimiz dibimizde. Yani neyin kutlamasını yapıyoruz? Neden tepinip duruyoruz anlamış değilim. Şimdi bakın arkadaşlar, Kurçağ Adası, tamam mı? Şuradan çıktık mı? Nerede? Şuradan bak. Bakın buradan bakın. Şimdi Dominika'yı falan geçin. Bakın, şu Küba'ya biz uçtuğumuzda 10 saatti. İngiltere'den 10 saat. Türkiye'den İngiltere 4 saat dersen, eğer böyle bir uçuşta herhalde 14 saat falan olması lazım. Küba bilmiyorum, belki daha uzaktır. Curaçao, Dominik Cumhuriyeti var ya, Acun Ilıcalı'nın şey yaptığı yerler, program çektiği yerin şu yere yakın. Burada bir de arkadaşlar, Türkler ve Kaykos adaları var. Türkler ve Kaykos, onun hikayesini biliyorsunuz. İşte kaktüs Türkiye falan benziyormuş, şapkası mapkası falan. Şimdi bakın, Curaçao Adası. Şuradan başladım. Ağır ağır Hollanda'yı görmeye çalışacağım şimdi, ama göremeyeceğim herhalde. Bakın, evet. Çok güzel. Geldik. Bakın, haritada Hollanda görünmüyor arkadaşlar. Bakın, Danimarka görünüyor, Almanya'yı görünüyor, tamam mı? Şu arada Fransa ile Almanya arasında bir yer. Bu Hollanda Krallığı. Bakın, biraz daha. Neyse, şurayı kabul edin. Almanya'nın tam bitişini kabul edin, tamam mı? Buradan çıkacaksın yola.
Bakın, Kuzey Atlas Okyanusu'nu geçeceksin. Küba, Porto Rico, şuraya kadar geleceksin. Bakın, Venezuela, tamam mı? Venezuela'nın şurasındaydı arkadaşlar. O ada buradaydı. Bu mesafedeki bir ada şu anda hala Hollanda'nın, bir Commonwealth diyorlar yani, İngilizler sömürdükleri ülkeleri sonradan şeye kattılar. İngiltere Milletler Topluluğu yaptılar ya, Commonwealth adı altında daha yumuşattılar. Oraya hakimmiş arkadaşlar. Hollanda, bak göremiyorum, haritada da göremiyorum. Ha, çıktı şimdi bak, Hollanda yani Belçika, Almanya'nın sınırında bu küçük yer, Konya kadar yer. Ta Kuzey Atlantik Kuzey Atlas Okyanusu'nda bir adanın sahibi. Yani bunu bu haberi bir şey okuyunca, tekrar şey yapınca, inan böyle hani bir içim sıkıldı ya. İçim sıkıldı. Ve bizimkiler, Meisi görüyorsunuz şurada, bunun da, tamam mı? Osmanlı'yı görüyorsunuz. Bakın, buralar hep Osmanlıydı. Tamam mı? Şuraya sıkıştırdılar. Burnumuzun ucundaki ada bile, ada yani, şimdi bunu prestij anlamında söylüyorum. Yani şey anlamında söylüyorum. Yani kalkıp da gidelim, alalım, edelim, savaşalım falan, tamam değil de, ya şu nasıl bir mukayese? Bakın, evet, Konya'yı görmüştük. Hollanda, krallık, ada. Evet. Ya peki siz neyi kutluyorsunuz yahu? Ha? 29 Mayıs'larda 20 29 Mayıs diyorum. 29 Ekim'lerde, 23 Mayıs'larda neyi kutluyorsunuz arkadaşım siz ya? Bakın, bu sadece küçük Hollanda'nın adasından bahsediyorum. Bütün okyanusu paylaşmışlar. İngilizler paylaşmış, Amerikalılar paylaşmış, Fransızlar paylaşmış, İspanyollar paylaşmış. Bunlar böyle kutlamalar yapmıyor da siz neyin kutlamasını yapıyorsunuz ya? He? Bir Ataputla 100 yıl geçer mi ya? Sizi bununla kandırdılar. Bununla oyalıyorlar sizi, buralara kafanızı kaldırıp bakmayın diye. Yani bu adaya, Curaçao adasına, adası gibi adaları görmeyin diye sizi oyalıyorlar. Bu nasıl bir şeydir ya? Ne menen bir şeydir yahu? Küçücük Hollanda Krallığı, ta Atlas Okyanusu'nun, Kuzey Atlas Okyanusu'nun dibindeki bir adaya sahip ve oraya mimarisini götürmüş. Düşünün, South Africa'da bir dönem Hollanda'nındı. Evet. Arkadaşlar, 29 Mart 2023 Çarşamba, ben Bahattin Çağdaş. Haberlerde Arjantin Curaçao maçını görünce, 7-0 7-0 bitmiş bu arada. Ya nedir bu Curaçao diye bir baktım. Bir bakayım dedim abi ve üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Venezuela'nın burnunun dibindeki ada küçücük Konya kadar Hollanda'nın her şeyini oraya götürmüş. Mimarisini, şusunu, dilini, bilini. Ve biz hala Ataputla tepinip duruyoruz. Sizi vermişler ağzınıza bir emzik. Onunla oyalanıyorsunuz. Kafanızı kaldırıp Kuraçağa'ya bile bakmıyorsunuz. Okyanuslarda kaç tane ada var? Kimler aralarında paylaşmış diye bakamıyorsunuz. Meis Adası, yüzerek gidilebilecek Meis Adası bile sizin değil. Ve siz hala, siz derken yani arkadaşlar, anti Kemalistleri hariç tutuyorum. Kemalistlere söylüyorum, Ataputçulara söylüyorum. Siz hala tepinip duruyorsunuz. Tepinip duruyorsunuz. Kolay gelsin.